Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli izleyicilerimiz, Tokat İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından hazırlamış olduğumuz canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, malumunuz bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'dür. Bu münasebette bir farkındalık oluşturmak ve pandemi sürecinden dolayı yüz yüze görüşemediğimiz engelli kardeşlerimiz, yakınları ve siz değerli izleyicilerimiz de sosyal medya aracılığıyla bir araya gelebilmek için böyle bir program tertip ettik. Bizleri takip ettiğiniz ve zaman ayırıp programımızı izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Akşamınız hayırlı olsun, programımız hayırlara vesile olsun inşallah. Programımızın konusu kulluğa engel yoktur başlığı altında olacaktır. Konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Doktor Bayram Demirtaş hocamız olacaktır. Muhterem hocam, programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah hocam? Murat Hocam teşekkür ederim. Sizleri ve tüm takipçilerimizi ben de saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Elhamdülillah iyiyiz. Tabii bir salgın döneminden geçiyoruz. Bu dönemin içerisinde iyiyiz. Cenab-ı Hak sizlere, bizlere, tüm kardeşlerimize de iyilik, sağlık, afiyet versin inşallah. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Hocam, müsaadenizle izleyicilerimizin sizi daha iyi tanıması açısından sizi izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Hocamız 1975 yılında Sinop Boyabat'ta doğdu. 1993 yılında İmam Hatip Lisesi'nden, 98 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2001-2006 yılları arasında İstanbul ili Kadıköy, Maltepe ve Pendik ilçelerinde İmam Hatip ve vaiz olarak görev yaptı. 2012-2018 yılları arasında Diyanet İşleri uzmanı olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Ana Bilim Dalı'nda 2005 yılında yüksek lisansını, 2018 yılında da doktorasını tamamladı. 02.07.2018 tarihinde Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na atanan Doktor Bayram Demirtaş hocamız evli ve 3 çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. Kıymetli izleyicilerimiz, programımızı Eray Demir hocamız işaret diliyle aktaracaktır. Eray hocam, siz de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam, programımıza başlarken öncelikle engelli kimdir? Yani engelli kim edin? Bunu bir açıklayabilir misiniz bizlere hocam? Murat hocam, tabii teşekkür ediyorum. Ben hakikaten böyle bir günde sizlerle ve takipçilerimizle birlikte olmak beni de son derece mutlu etti, memnun etti. Siz şimdi İngilizce ve Arapça biliyor deyince ben dedim keşke Eray Hoca'nın bildiği gibi bir de işaret dilini de bilseydim. İşitme engelli evet, kardeşlerimizle tabii sık sık birlikte oluyoruz. Onlardan bazı şeyleri öğreniyoruz bu anlamda. Hakikaten eksikliğini hissettiğim bir dildir. Öncelikle onu ifade edeyim. Engelli herhalde bu dili konuşamayan kişidir. Çünkü nereden baktığımıza bağlı bu. Yani şu anda bizim konuştuğumuz dili konuşamayana biz engelli diyoruz. Ama diğer taraftan da bizler de birer engelliyiz. Çünkü işaret dilini bizler de konuşamıyoruz. Fakat tabii biz Kur'an'ı İslami bir perspektiften bakacağız. Ve orada diyeceğiz ki Allah'la arasında engel olan, Allah'a varamayan, Allah'a gidemeyen, kendisine belki kendi kendisinin, belki başkasının koyduğu sınırları aşamayan kişi engellidir diyeceğiz. Tabii ki işte fiziki, sosyal, psikolojik, manevi bir takım açılardan diğer insanlara göre dezavantajlı olan kardeşlerimiz var. Biz toplum olarak, genel olarak o kardeşlerimizi engelli olarak isimlendiriyoruz ama esasen engel, işte programımızın da hani mottosu, ana sözü bu ya, kulluğa engel yok. Ya bu açıdan bakmak faydalı diye düşünüyorum. Eray hocam, en son mu tercüme edeceksiniz? Arada durduğunuzu görüyorum. Yoksa hızlı mı konuşuyoruz?
Yok hocam, şimdi konuya tam olarak girdiğimiz zaman yardımcı olacağım ben daha çok. Öyle Bazı mi? kelimeler hızlı kaçıyor da, kusura bakmayın hocam. Yani biz biraz daha yavaş konuşabiliriz. Biz de bir Estağfurullah. farklı bir engel çıkarmayalım kardeşlerimiz için ve sizler için. Estağfurullah. Peki. Dolayısıyla hocam, Allah'la arasında engel olan kişi engellidir. Biz tanımı böyle yapmış olalım inşallah. Evet hocam. Hocam, peki engelli olmak kader midir? İnsanın kaderi midir? Yani yani bu konuda neler söyleyebiliriz? Teşekkür ederim. Şimdi tabii kader konusu çok İslam fıkhında, İslam itikadında, inancımızda çok tartışılan, zaman zaman yanlış yerlere de çekilen bir konudur. Onu ifade etmek lazım. En kısa tabiriyle kader, Cenab-ı Hakk'ın, Allah'ın ezeli ve ebedi ilmiyle, sonsuz bilgisiyle her şeyi bilmesinden ibarettir hocam. En özet tarifi budur. Allah'ın her Evet. şeyi bilmesidir. Bu açıdan baktığımızda kainatta küçük büyük Allah'ın bilmediği hiçbir şey yoktur. Amin. Allah her şeyi bilir. O halde bizim işte sizin Tokat'ta olmanız, bizim Ankara'da olmamız veya Amerika'da ya da Rusya'da doğmamız, işte annemiz, babamız, boyumuz, cinsiyetimiz gibi birçok farklılıklar var. Bunların hepsi kaderdir. Ve bundan sonra olacak olan her şey de kaderdir. Yani Allah'ın bilgisinin dışında hiçbir şey olmadığına göre bu kaderdir. Dolayısıyla insanın işte ayağında bir eksiklik olması, diğer insanlara göre farklılık olması, gözünde kulağında bir farklılık olması şüphesiz bu anlamda kaderdir. Fakat önemli olan burada bizim kaderden bundan sonra ne anladığımız. Yani bir başkasının kusuru sebebiyle mesela bir trafik kazasında engelli olan bir kardeşimizi düşünelim. Bunun iki boyutu var. Birinci boyutu Allah'a bakan tarafı, Cenab-ı Hakk'a bakan tarafı. Bu burada %100 kaderdir. Cenab-ı Allah bunu biliyor ve bunu bu şekilde murad etmiş. Birincisi bu. Fakat ikinci taraf ki bu aynı zamanda kaderin içerisinde yer alan tam bir mümin tavrıdır. Eğer bunun meydana gelmesinde birinin kusuru varsa, mesela işte arabayı çok hızlı kullanan, kırmızı ışıkta geçen o örnek üzerinden gidersek gibi, ya bu zaten kaderdir. Biz öyle de yapsak, böyle de yapsak bu zaten olacaktı demek, haşa Allah'a iftira atmaktır. Kendi hatamızı, eksiğimizi bu anlamda Cenab-ı Hakk'a yüklemektir. Sorumluluktan kaçmaktır. Dolayısıyla o anlamda buna kader demek doğru olmaz. Elbette ki kaderin içindedir ama bütün kader meselelerinde olduğu gibi burada da kişinin, toplumun sorumluluğunu onun kader olması ortadan kaldırmaz. Yani Allah'ın takdiridir fakat kulların, insanların, toplumun, devletin sorumluluğu orada durmaktadır. Bu anlamda herkes sorumluluğunu elbette ki yerine getirmek zorundadır Murat Hocam. Evet hocam. Teşekkürler hocam. Hocam, engelli olmak hayatı yaşamaya engel midir? Bu konuyla ilgili neler söyleyebiliriz acaba? Evet Murat Hocam, şimdi teşekkür ediyorum tekrar. Tabii arada hem bize nefes aldırıyorsunuz sorularla araya girerek. Ama tabii Evet hocam. zannediyorum seyircilerimiz veya da takipçilerimiz soru sorabiliyorlar herhalde değil mi? Soru Tabii ki hocam, yazabiliyorlar. soru da sorabiliyorlar. Ha, Da ben dolayısıyla size. Evet hocam. Ya sorular soru varsa sordukları zaman ben size yansıtabilirim hocam. tamam. Ha, onu da yazsınlar sorular olan kardeşlerimiz varsa. Çünkü hani akşamın bu saatinde böyle bir sohbet tadında program olsun. Böyle çok konferans gibi değil de Evet hocam. sohbet etmiş olalım inşallah. Hem konuyla ilgi duyan kardeşlerimizle. Evet Şimdi hocam. siz ne demiştiniz bana? Engelli olmak hayatı yaşamaya engel mi, değil mi? Onu Evet sormuştum. hocam. Evet hocam. Şimdi engel değil. Niye engel değil? Dedik ya. Şimdi engel neydi? Bir Allah'la aramıza bir engel koyarsak o engeldi. Belki bir başka engel daha söylemek lazım. O da kişi kendisi bir engel koyarsa.
veya bir toplum bir engel koyarsa bu engel olur. Fakat bunun bugün işte 3 Aralık olması hasebiyle tabii bütün televizyonlarda, radyolarda farklı programlar, çok güzel örnekler gördük. İşte ben de arabada Diyanet İşleri Başkanlığımızdan eve doğru gelirken bir haber izledim. Reklamımız olsun, Diyanet Radyo'yu takip ediyor idim. Orada bir engelli Evet. kardeşimizin işte başından geçen olaylar anlatılıyor idi. Ve orada diyor, yani kendisi ayaklarını kaybetmiş, ellerini kaybetmiş, fakat bakıyoruz çeşitli spor dallarında belirli başarılar da elde etmiş. Yani işte basketle ilgilenmiş vesaire. Dolayısıyla eğer biz engel olmaz isek toplum olarak ve o engelli kardeşimiz kendi kendine engel olmaz ise, yani ben bundan sonra yapamam, benim hayatım bitti diye yaklaşırsa elbette ki engel olur. Fakat tabii ki Allah göstermesin, Allah sağlık sıhhat versin hepimize. Bir engelle ya da bir hastalıkla karşılaştığımız zaman, ki işte şu anda bir hastalık sürecinden geçiyoruz bütün dünya olarak. Hani bir COVID hastalığına yakalanan bir kardeşimiz bugün ne yapıyor? Önce kendini çok kötü hissediyor. Kendi kendine kaygı duyuyor, kendini damgalanmış gibi hissediyor vesaire. Veya çevresinden farklı bakışlar oluyor ona. Ama ondan sonra bunu kabullenme süreci başlıyor. Yani o hastalığı diyorsunuz ki olur, yani ne yapalım, Allah şifa versin. Şimdi ne yapacağız? İşte şu kadar süre evden çıkmayacaksın, şu ilaçları kullanacaksın. Bazen çok uzun sürebiliyor. Yani engellilik de bunun farklı bir versiyonu aslında baktığımız zaman. Dolayısıyla önce bu engel durumumuzu anlamlandırmak, bu nedir ne değildir, kabul etmek ve onunla barışmak ve ondan sonra ne yapabiliriz, bundan sonra hayatımızı nasıl kurarız, kişi olarak, aile olarak, çevremizle ne yaparız, o şekilde bir plan yaparsa hayatı yaşamaya hiçbir engel olmadığını görüyoruz. Yani bizim işte meslektaşlarımız var değil mi hocam? Sizler Evet. de bu görevi yapıyorsunuz. İmamlarımız, müftülerimiz, vaizlerimiz, müezzinlerimiz, Kur'an kursu hocalarımız var engelli. Yani gözleri Evet. görmeyen, ama olan, ortopedik engelli olan çok sayıda arkadaşımız var. 2000 civarında farklı engel gruplarında hocamız var örnek olarak. Veya farklı meslek dallarında, neredeyse bütün meslek dallarında engelli kardeşlerimizin hayata katılım sağladığını görüyoruz ve toplum olarak da burada hepimize bir rol düşüyor aslında. Bu konuyu aslında engelli kardeşlerimiz aşmış durumda. Çünkü engelli kardeşimiz az önce o saydığım sıralamayı yapıyor. Yani bunu anlamlandırıyor. Bundan sonraki hayatını nasıl yaşayacağını planlamasını yapıyor ve ona göre kendisine bir rota çiziyor. Fakat toplum olarak biz burada işte eksiklerimiz olduğu için, işte bir masa yapacaksak, bir sandalye yapacaksak, en basitinden bir apartmanın girişine bir yol yapacaksak, diyelim ki 3 basamaklı, onu yapan işte mühendisi, ne bileyim müteahhiti, işçisi, her kimse, işvereni, böyle bir bakış açısı yoksa, ya buradan bir tekerlekli sandalye geçme ihtiyacı olursa nasıl geçer diye düşünmezse, işler Evet. oldukça zor. Dolayısıyla hocam toparlamış olayım ben. Hayatı yaşamaya hiçbir şekilde engel değildir. Bizim engel dediğimiz şeyler. Fakat toplumun engel olmaması, gölge etmemesi, herkesin işte tekerlekli sandalyesinden, bir görme engelli kardeşimizden, bir işitme engelli kardeşimizden bunları hesap ederek, bunların da buralardan işte adım atacağını, bu hizmetlere ihtiyaç duyacağını düşünerek planlama yapması gerekir diyerek ifade etmiş olalım. Teşekkürler hocam. Değerli izleyicilerimiz, hocamıza yorum yaparak yorumda soru sorabilirsiniz. İnşallah biz de hocamıza buradan sorarız sizlerin adına. Ama çok İnşallah. zor olmasın Murat sorular. Onu da söyleyelim. Çok zor olmasın. Konuyla alakalı diyelim hocam. Evet. Evet. Konumuzla alakalı diyelim. Daha şey olur. Uygun olur herhalde. Hocam, şu ana kadar engelli kimdir? İşte hayatı yaşamaya engel, bu konulara değindik. Peki İslamiyet'in engellilere bakış açısı nasıldır? Bu konuyla ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi Murat hocam, tabii İslamiyet
kadınlara nasıl bakar, erkeklere nasıl bakar, yaşlılara, çocuklara, gençlere, erkeklere, işte başka kim, Evet. engellilere değil mi? İslamiyet nasıl bakar? Yani Kur'an-ı Kerim baktığımız zaman Kur'an'da bir ya eyyühennas kalıpları vardır. Ey insanlar der. Sonra ya Evet. eyyühellezine amenu vardır. Ey müminler der. Ya eyyühellezine keferu vardır. Ey kafirler der mesela. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim burada mesela cinsler arasında kadınla erkek arasında bir fark yapmaz. Ya da yaşlı, genç, çocuk, büyük, zengin, fakir bu konuda bir ayrım yapmaz. Ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum hepimizin bildiği bir hadis-i şerif vardır. İnna Allahe la yanzuru ila suverikum ve la envalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Yani Allah sizin mallarınıza, suretlerinize bakmaz. Sizin kalplerinize bakar, amellerinize bakar. Evet. Ve hepimizin bildiği yine ayeti kerimeyi de hatırlatmış olalım teberrüken Hucurat suresinde inne ekramekum inde Allahi etkak. Yani bir ayrım varsa Allah katında insanlar arasında bir ayrım olacaksa bu neye göre olur? Ancak takvaya göre olur. Bir kardeşimizin, bir insanın diğer insandan üstünlüğü onun ırkına göre olmaz, yaşına göre olmaz, malına göre olmaz, cinsiyetine göre olmaz. Neyine göre olur? Ancak takvasına göre olur. Dolayısıyla bizim ayrım olarak gördüğümüz şeylerin hiçbirisi Allah katında ayrım değildir. Bir üstünlük ya da işte aşağıda olma durumu değildir. Dolayısıyla bir kere bunu ifade etmekte fayda var. İkinci bizim kaynağımız Kur'an-ı Kerim'den sonra baktığımız zaman hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesinde ise aslında çok güzel örnekler görüyoruz ve bunları da sık sık ifade ediyoruz. Yine ifade edelim yani bir engellilik konusu konuştuğu zaman Abese suresinden ve Abdullah İbni Ümmü Mektum'dan radıyallahu anh'dan bahsetmemek olmaz. İşte onun müezzinliğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine devlet başkanı olarak, vali olarak Medine'de onun yerine vekillikleri ve diğer işte Muaz bin Cebel'den diğer sahabelere varıncaya kadar engelli sahabelerin aktif olarak sosyal hayatları, rol aldıklarını çok açık seçik görüyoruz. İşte engelli sahabelerle ilgili özel kitaplarımız var. Bu konuda Abese suresi zaten başlı başına bir manifesto oluşturuyor. Dolayısıyla hocam, Murat hocam, Evet. Allah katında bir üstünlük, bir farklılık olacaksa bu ancak takva ile olabilir. O takva dediğimizde hem somut hem soyut bir kavramdır. Yani somut derken şimdi kalp temizliği diyoruz bazen işin içinden çıkıyoruz ya. Elbette ki illa men etellâhe bi kalbin selim ayeti var. Malum. Yani Allah'a temiz kalple gelen kişi kurtulur. Temiz kalp son derece önemlidir. Samimi niyet son derece önemlidir. Ama işte bu temiz kalbin, samimi niyetin yansımaları hayatımızda ibadet olarak, güzel ahlak olarak, haram, helal şuuru olarak yansımaları da nedir? Son derece önemlidir. Dolayısıyla Allah katında bir farklılık ancak bu açıdan olur. Bunun dışında bir farklılık olmaz diyerek özetlemiş olalım Murat Hocam. Teşekkürler hocam. Hocam, engellilere dini vecibeleri yerine getirme zorunluluğu var mıdır? Veyahut da bu dini vecibeleri yerine getirirken ne gibi bir kolaylıklar vermiştir Rabbimiz ve bu konuda neler söyleyebiliriz? Teşekkür ederim Murat Hocam. Şimdi bu konuda sadece son derece önemli. Bir kere tabii engelli dediğimiz zaman farklı engel grupları var. Onu biliyoruz. Bu konuya ilgi duyan her bir kardeşimizin. İşte en bildiğimiz tasnif işitme engelli, görme engelli, ortopedik engelli ve zihinsel engelli diye dört gruba ayırıyoruz. Fakat diğer taraftan ağır engelli ya da hafif engelli şeklinde de bir ayrım yapabiliyoruz. Saydığımız ilk üç grupta yani akli melekelerinde sorun olmayan tüm kardeşlerimiz hangi engel grubunda olursa olsun, hangi şekilde olursa olsun mutlaka dini sorumluluğu da devam ediyor. Yani bu dini sorumluluğun devam etmesi tabii ki hem bir külfet hem de bir lütuftur. Çünkü Allah'ın huzuruna, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna bir farzı yerine getirmek için çıkmak son derece şerefli bir görevdir.
İşte namaza, kıyama durmak, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna durmak son derece şerefli bir görevdir. Elbette ki engelli kardeşlerimizin de bu sorumluluğu devam ediyor. Ancak tabii ki zihni olarak akli melekeler noktasında herhangi bir kardeşimiz hiçbir şey bilmiyorsa bir sorumluluktan bahsedilemez. Ayırt edebildiği kadar, bildiği kadar ancak sorumludur. Bu konuda La yükellifullahu nefsen illa vus'aha ayetini hatırlayalım. Allah kimseye gücünün yetmeyeceği şey yüklemez. Teklifi ma la yutak dediğimiz, yani gücünün üzerinde bir şeyi Cenab-ı Hak kimseden istemez. Kolaylık noktasına ve ruhsat noktasına geldiğimiz zaman da yine hepimizin bildiği ayeti kerimeler var Kur'an-ı Kerim'de. Ki İnşirah suresinde onu söyleyelim isterseniz. Çünkü İnşirah'a bu zor günlerde Murat Hocam, bu salgın döneminde aslında hepimizin ihtiyacı var. Çünkü öyle bir noktaya geldik ki bugün hepimiz evlerimize kapandık. Tüm dünya olarak farklı süreçlerden geçiyoruz. İleriye dönük kaygılarımız var. Neyin ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Hepimiz engelliyiz şu anda aslında o anlamda baktığımız zaman ve bu öyle bize bir karanlık tablo çiziliyor ki, yani önümüzü göremiyoruz ki karamsarlığa maalesef kapılıyoruz. Bunun için inşiraha, ferahlamaya ve birbirimize umut vermeye de bu anlamda ihtiyacımız var. Onun için inşirahı Elem Neşrah Leke Sadrek suresini ben okumayı herkese tavsiye ediyorum. Mealiyle birlikte inşallah. Orada Yüce Rabbimiz ne söylüyor? Fe inne ma'al usri yusran İnne ma'al usri yusra. Yani muhakkak ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Kolaylık vardır. Zorlukla beraber bir kolaylık vardır diye tekrar ediyor. İki defa peş peşe. Bu her zaman geçerlidir. Yani şu anda salgın günlerindeyiz. İşte bir kardeşimizin bulaşma riski varsa veya teması varsa ne yapıyor? İşte yarın cuma, cuma namazına gitmeyecek. Eğer temaslı ise, değil mi? Hasta ise, Evet. bulaştırma bir riski varsa, karantinadaysa ne yapacak? Bu kolaylıktan istifade edecek zorunlu olarak, hem kul hakkına girmemek için. Yine mesela oruçla ilgili ayeti kerimelere baktığımız zaman Bakara suresinden hatırlayalım. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usur buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez buyuruyor. Şimdi ne yapacağız? Ramazan ayında oruç tutacağız. İmsaktan iftara kadar. Fakat bir kardeşimiz hasta ise, engelli ise, oruç tutmasına mani bir durum var ise nedir? Ne yapacak? Daha sonra iyileşme ihtimali varsa kaza edecek veya tamamen bundan muaf olacak veya kefaretini verecek, kazasını, fidyesini verecek gibi. Dolayısıyla hocam, engelli kardeşlerimiz elbette ki akli noktada bir zaafları yoksa ibadetten mutlaka sorumludurlar. Ve biz bunu tekrar tekrar niçin söylüyoruz? Biz buna göre tedbir almak zorundayız. Yani ben, sen hocam, biz hocam, hepimiz ve tüm toplum camimizi, Kur'an kursumuzu, müftülüğümüzü bunu düşünerek yapmalıyız. Bir kardeşimiz buraya nedir? Tekerlekli sandalyesiyle bu camiye girebilmeli. Değil mi? Evet. Görme engelli bir kardeşimiz elinde bastonuyla bu camiye girebilmeli. İşitme engelli bir kardeşimiz en azından temel şeyleri bizim camimizde bulabilmeli. Tokatımızda bir camimizde işaret diliyle işte Eray Hocam'ın yaptığı gibi bir kardeşimiz hutbeyi çevirmeli. Hiçbir şey yapamıyor isek en azından sosyal medyadan çevrilen hutbeyi engelli kardeşime bir şekilde ulaştırmalıyım. Yani bu sorumluluk. Kardeşim sorumlusun yapacaksın demekten ziyade hepimizin üzerine düşen tüm toplum olarak üzerimize düşenleri yapmak icap ediyor. Tabii burada şunu hatırlatalım. Tabii siz çok iyi biliyorsunuz ama elimde bir kitap var. Görünüyor mu? Evet hocam. Evet. Sorulu cevaplı Engelliler İlmihali başkanlığımız yayınlarından çıkan bir kitap ve içerisinde aslında sizin bana sorduğunuz soruların hemen hemen hepsine cevaplar var hocam. Ben buradan Evet kopya hocam. çekiyorum tabii. Eyvallah hocam. ve bu İlmihal'de de ayrıntılı bir şekilde kardeşlerimizin sorularına cevap bulmak mümkün. Bunu isteyen kardeşlerimiz alabilir. İsteyen kardeşlerimiz ücretsiz olarak başkanlığımızın sitesinden PDF'ine ulaşabilir. Bunu da burada ifade etmiş olalım.
Sorumluluklarımızı inşallah birbirimize destek olarak da yerine getirelim diyerek ben noktayı koyayım hocam bu soru. Teşekkürler hocam. Hocam izleyicilerimizden sorular var. Ben şimdi ekrana yansıtıyorum. Mesela bir izleyicimiz engelli çocuk sahibi ailelerde olumsuz düşüncelerin girdabına kapılan anne babalar neden ben, ne günahım vardı, şimdi ne yapacağım, bununla nasıl başa çıkarım gibi sorulara nasıl cevaplar bulabilir diyor. Şimdi ben sevgili hocamız beyefendi zannediyorum soruyu soran. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok anlamlı, çok güzel ve çok kıymetli bir soru. Allah razı olsun ondan. Tabii herkes sağlıklı çocuklara sahip olmak ister. Bir hamilelik durumu varsa zaman zaman korkar kardeşlerimiz veya onlar korkutulur işte bu engelli olacak vesaire gibi duyumlar olur. Ve maalesef bilinçsiz bir şekilde sıklıkla bir kürtaj hadisesiyle de karşılaşırız. Bu konuda son derece hassas olmak gerekir. Ancak hangi durumda kürtaja izin var onu söyleyelim. Annenin hayati tehlikesi var ise ancak söz konusu olabilir. Onun dışında kesinlikle böyle bir şeye girmemek lazım. Bu bir. İkincisi, şimdi ne diyor, neden ben, ne günahım vardı? Şimdi ne yapacağım? Bununla nasıl başa çıkarım? Şimdi bunların hepsi hocam tabii farklı sorular. Fakat bir kere şunu söyleyelim. Hiçbir günahım yok kardeşim. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz musibetleri var. Başına gelen sıkıntıları var. 6 tane evladını kendisinden önce kaybetmesi var. Oğlu İbrahim'i küçücük bir çocukken mezara toprağa koyması var. Hatta işte o anda döktüğü bir gözyaşları var. Hocam hatırlarsınız. Ve ya Resulallah sen ne mi ağlıyorsun dediklerinde bu Allah'ın merhametinin bir tecellisidir demesi var. Dolayısıyla bizim başta böyle altından kalkamayacağımız çok ağır gelen, bizi çok sarsan farklı hadiselerle hayat boyu karşılaşırız hocam. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bazen gençlikte, bazen yaşlılıkta, bazen evin içinde, evin dışında, işte, ekonomik olur. Şu ya da bu. Dünya cennet değil. Dünya cennet değil hocam. Burası dünyadır. Huzuruyla, güzelliğiyle, mutluluğuyla ama üzüntüsüyle, engelli olmak durumuyla, yokluğuyla, hastalığıyla. Bunların hepsiyle birlikte burası bir dünyadır. Ve bu dünya geçici bir dünyadır. Bir kere bir günah falan yok ortada. Bunu uyduran yalan yanlış uydurmuş. Allah'a da iftira etmiş. Kardeşlerimizi de bir bühtanla karşı karşıya gelmiş. Kimsenin günahından dolayı böyle bir şey olmuyor. Bir kere bunu çok açık seçik söyleyelim. Şimdi diğer soru, şimdi ne yaparım, nasıl başa çıkarım sorusu var. Tamam, bu doğru bir soru, haklı bir soru. Fakat burada şunu ifade edelim. Sıkıntıyı veren Allah, bu imtihanı, bu zorluğu veren Allah kolaylığını da verecektir, veriyor hocam. Yani bu konuda engelli kardeşlerimiz bunu bizden çok daha iyi biliyorlar. Bizim konuşmamız çok zahit. Ben bu tür durumda olan kardeşlerimize tecrübeli olanlarla konuşmalarını tavsiye ederim. Şöyle özetleyelim. Tabii bir babanın engelli çocuğu var. Herkesin bildiği bir hocamız ama ismini vermeyeceğim şimdi. Bir rüyasından bahsediyor hocam. Bir engelli evladı var ve yıllardır da beraber yaşıyorlar. Onun bakımıyla ilgileniyor hocamız. Ve rüyasında ahirette olduğunu görüyor. Cennete gidecek. Çocuğu da, o engelli çocuğu da orada. Fakat bir engelli hali, bir de engelsiz hali var hocam. Anlatabiliyor muyum? Yani bu rüyayı gören babası anlatıyor. İnternette de bulunabilir bu. Bizzat yaşayan kişinin anlatması. Ve ona deniyor ki istediğini al ve cennete git. İster engelli halini, ister engelsiz halini al git. Ve o baba engelli halini alarak cennete gidiyor. Şimdi tabii ki cennette engellilik olmayacak, onu söyleyelim. Yani cennette hepimiz belirli bir yaşta, işte 33 yaş olarak rivayet edilir. İnsanın böyle gençlikle olgunluk arası, yani güzel bir yaşta böyle herkes sağlıklı bir şekilde orada, yorgunluk olmadan, sıkıntı olmadan inşallah Cenab-ı Hak hepimizi orada buluştursun.
Fakat burada verilen Tamam. mesaj şu. Allah onun kolaylığını veriyor ve o kardeşlerimiz o işle barışık oluyorlar. Bir müddet sonra kendilerine bir lütuf olarak görüyorlar. Ve geçtiğimiz Evet. yıl bir yıldan fazla oldu. Kayserili bir amca vardı. İnternette, gazetelerde, televizyonda çok dolaştı. İşte 80 yaşlarında bir amcaydı. 45-50 yaşlarında da bir engelli oğlu var. Onunla böyle çok muhabbetli bir hali vardı. Bu bana Allah'ın lütfu diyor. Bu geldikten sonra benim evim bereketlendi diyor. Hiç yokluk çekmedik diyor. Keyifle yapıyorum ben bunu, zevkle yapıyorum diyor. Yani birçok engelli kardeşimizde de elhamdülillah bunu görüyoruz. Tabii ki Evet. sağlıklı olmak esastır. Fakat bu bir kimsenin günahı değildir. Bu bir ceza da değildir. Bu belki de bir mükafattır. Ama biz onu biraz algılamakta, anlamakta, nefsimize uyarak, insani olarak biraz da normaldir bunu ilk başta hemen anlayamıyoruz. Ve Evet. süreç içerisinde onunla barıştığımız zaman onu bir artık külfet olarak değil, belki kendimize bir nimet olarak görüyoruz. Ve hadis-i şerifte de ifade edilir ya malum hocam, bir kulumun iki sevgilisini yani gözlerini aldığım zaman ona ancak cennet veririm karşılığında buyuruluyor. Dolayısıyla bu dünyada çektiğimiz sıkıntılar geçicidir hocam. Önemli olan bizim kalıcı hayatta, ebedi hayatta engelli olmamamızdır. O da inşallah bu dünyadaki imanımıza, itikadımıza, salih amellerimize bağlıdır hocam. İnşallah hocam. Hocam tabii ki bir engelli evladı veya bir yakın olmanın bir kendine bir zorluğu vardır ama hani sizin de buyurduğunuz gibi bizim de burada bir arkadaşımız mesela 14-15 yaşında yani ağır engelli hem bedensel hem zihinsel engelli bir çocuğu var. Kendisi her konuşmamızda yani bu konu açıldığında bu bana Allah'ın bir lütfu. Ben oturuyorum, onunla konuşuyorum, onunla sohbet ediyorum. Yani onu bir lütuf olarak görüyor. Yani o işin içinde gören olan ona göre onun bir lütuf olduğunu anlıyor. Hocam Kesinlikle. yine bir arkadaşımız, bir izleyicimiz bir soru sormuş. Ateistler dini akımlara savaş açarken engellilerin durumlarını öne sürerek adaletsizliğin olduğunu savunurlar. Engelli olmanın inançsızlığa çıkmadığını nasıl açıklarsınız diyor ve teşekkür ediyor hocam. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Tabii ki ateistler bizim arkadaşlarımız öyle söyleyeyim öncelikle. Bizim düşmanlarımız değil. Fikri anlamda her soruyu sorabilirler. Sormaları da normaldir. Fakat hani bizim belden aşağı vurma diye tabir ettiğimiz bir yaklaşım var. Olayın sadece bir yönünü gösterip diğer tarafını gizlemek doğru değildir. O da nedir? Biz ne dedik hocam? Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de bunu ifade eder. Dünya hayatındayız biz. Evet Burası hocam. cennet değil, cehennem de değil. Ve sürekli bir hayat da değil. Burası dünya hayatı. Ben bir kesinti mi yaşadık? Evet, şu anda Evet, geldi hocam. Şu biz anda bir sesiniz geldi ama. tamam. Şimdi biz bir dünya hayatında yaşıyoruz ve bu dünya hayatı dediğimiz gibi bir cennet değil burası. Ama cehennem de değil. Ve dünyada çeşitli sıkıntılar olacak. Bu son derece normal. Allah Teala'nın herhangi bir kardeşimizi engelli olmasına izin vermez veya bu şekilde murad etmesi o kardeşimize zulüm için değildir. Hep söylediğim bir şey var. Tekrar edeyim onu. Evet hocam. Şu anda bir yayında bir kopma oldu. Evet. Evet Devam hocam. edelim. Evet hocam. Zannediyorum bir bağlantı sorunu yaşadık. Bu Evet ateistler bizde şey mi yapıyorlar yoksa o zaman bir saldırı mı hocam. yapıyorlar? Sabotaj olmasın evet hocam. Peki. Şimdi evet. Şöyle bir şey var hocam. Şimdi biz bir hani bir film başlar. O filmde roller vardır. Siz izleyici olarak işte kötü adam, iyi adam, şunlar bunlar. Fakat filmin ikinci yarısı filmin finali genellikle farklı olur. Eğer senaryo iyi yazıldıysa. Biz bu dünya hayatında
Şu anda bir fragmanı bile görmedik. Göz açıp kapayıncaya kadar bir süre geçiyor bu dünyada. Değil mi? Veya bir ağacın Evet. gölgesinde gölgelenmiş kadar bir süre geçiyor. Kısa bir süre geçiyor. Fakat sonsuz hayat, ebedi hayat öbür tarafta, ahiret hayatında. Orada kime zulmedildi? Kime haksızlık yapıldı? Doğrusu yanlışı neydi? Net olarak, açık seçik olarak onu orada göreceğiz. Ayet-i Kerime der ki وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Allah kullarına asla zulmedici değildir. Erhamur Rahimindir. Rahmet sahibidir, merhamet sahibidir. Bütün kullarını, bütün yaratıkları sever. Her canlının rızkını verir. Ama burası cennet değildir. Burada bazen takdir-i ilahi, bazen insanların kendi hatası, farklı bazı insanların hatası sebebiyle bir takım sıkıntılar olur. Hastalıklar olur, işte engellilik durumu olur, fakirlik olur, savaş durumları olur, işte göçler olur vesaire vesaire. Fakat Cenab-ı Hak kainata her zaman müdahale etmez. Yani hemen bir zalimin elini tutup ya da bir caninin elini tutup o anda onu durdurmaz. Fakat ondan habersiz de değildir. Yani acı çekenin acısını da görür, zalimin zulmünü de görür. Bu bir zulümse orada, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْاَبْصَارِ İbrahim suresinde buyurulduğu gibi, Allah'ı zalimlerin yaptığından habersiz zannetme, onları dehşetli bir güne kadar erteliyor, der ayet-i kerime. Yani bu dünya hayatı bir cennet değildir. Allah Teala tüm kullarına, tüm canlılara rahmetiyle, merhametiyle muamele eder. Fakat dünyada olmamız gereği hocam, çeşitli sıkıntılar, çeşitli acılar olacaktır. Fakat bu ahiret hayatında hocam tam olarak adalet sağlanacak ve Cenab-ı Hakk'ın merhameti orada görülecektir, tam olarak tecelli edecektir hocam. İnşallah hocam, inşallah. Hocam az önce de bahsettiniz engelli sahabelerden, Abdullah İbni Mektum'dan bahsettiniz. Başka hangi sahabelerden örnek verebiliriz? Bununla ilgili verebileceğimiz başka sahabe örnekleri var evet, mıdır acaba? Mesela aslında çok sayıda örnek var. Müstakil bir kitap da var bu konuda, engelli sahabeler diye. Evet. Bizim yine ben meraklı olan izleyicilerimize, takipçilerimize tavsiye edeyim. Özellikle Hadislerle İslam isimli bir eserimiz var malum. Evet. Orada da engellilikle ilgili hikaye bölüm var, uzunca anlatılıyor. Benim en sevdiğim örneklerden birini ben anlatayım. Mesela Zahir bin Haram var. Çölde yaşayan bir engelli bir sahabi. İşte ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir şeyler getirir oradan gelirken. Efendimiz de ona hediyeler verir. Şakalaşırlar. Bir dostlukları var. Ve Zahir bizim çölümüz. Biz de onun şehriyiz diye Efendimizin isimlendirdiği bir sahabe. Zahir bir gün pazarda bir şeyler satarken, tabii bugün de vardır ya, bizim Tokat gibi yerlerde de vardır zannediyorum böyle köylü pazarı. Evet, hani köylü kardeşlerimiz evet. yetiştirdiklerini getirirler orada satarlar. Medine'de böyle bir pazar var. Zahir orada bir şeyler satıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor arkadan, Zahir'in gözlerini kapatıyor, kucaklıyor bir taraftan. Onu sıkıştırıyor tabir caizse. Gözlerini de kapatarak hareket etmesini de önleyecek şekilde. Ve diyor ki, bir kölen var, bu köleyi kim satın alır? Şimdi Zahir bir taraftan olayı anlamaya çalışıyor, ne oluyor falan diye. Bir taraftan kurtulmaya çalışıyor. Efendimizin olduğunu, Hazreti Peygamber'in olduğunu anlayınca, kendisine bunu yapanın yani bir şaka olduğunu anlıyor tabii biraz sonra. Ve diyor ki, ya Resulallah, ben değersiz bir insanım. Beni kim ne yapsın? Yani bana kim ne para versin? Falan diye cevap veriyor. Bir taraftan da böyle başını Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in göğsüne doğru yaslayarak, yani kendisi rahatlamış bir şekilde bu cevabı veriyor. Ben değersiz bir insanım, beni kim alır diyor. Hazreti Peygamber de hayır, sen Allah katında çok değerlisin cevabını veriyor.
Şimdi Hazreti Peygamber'in tabii o gün hem doğuştan gelen işte çeşitli savaşlarda veya kazalar sonucunda engelli olan sahabeler var. Ve Hazreti Peygamber'in özellikle bu sahabelere yönelik politikalarını görüyoruz. O da bugün aslında bizim medeni dünya ya da ülkemizde yapmaya çalıştığımız şeyler. Mesela ticaret yapmalarını teşvik ediyor. Sosyal hayatta bulunmalarını teşvik ediyor. İşte mesela namaza gelip gitmelerinde Abdullah İbni Mektum'da olduğu gibi. Veya bir başka sahabi gelmekte zorlandığını ifade edince ve evini mescit yapmak istediğini söyleyince çevresindekilere bizzat giderek onun evinde namaz kıldırarak yani oraya bir mahalle mescidi haline getirerek bir taraftan kolaylık sağlıyor. Onlara işte Muaz bin Cebel örneğinde olduğu gibi vali olarak atanması örneğinde olduğu gibi çok önemli aynı zamanda idari görevler de verdiğini görüyoruz. Yani sosyal hayatın içinde eğitim öğretimin içinde bugün maalesef engelli olmak tabii ki devletimizin sağladığı çok güzel imkanlar var ama bir takım yine engellerle de karşılaşabiliyoruz. Eğitim noktasında eğitim alacak şekilde, sorumluluk alacak şekilde ve kendi başlarına hayatlarını devam ettirecek şekilde sahabe-i kiramı, engelli sahabeleri özellikle Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın yönlendirdiğini ve tabiri caizse bir de pozitif ayrımcılık yaptığını, mesela aldatıldığını söylediğinde engelli bir sahabenin işte iki defa aldatmak yok demesini tavsiye ediyor ve bir satış sonrası muhayyerlik dediğimiz İslam hukukuna giren bir hüküm bu şekilde de gelmiş oluyor. Yani bir pozitif ayrımcılık hocam sonuç olarak engellilere karşı da Efendimizin yaptığını fakat sonuç olarak kendi hayatları üzerinde kendi hayatlarını devam ettirecek şekilde onları yönlendirdiğini görüyoruz. Murat Hocam. Evet hocam. Hocam teşekkürler. Hocam sizlerin merkezde bizler taşrada müftülükler olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak birçok çalışmalarımız oluyor engellilere yönelik. Yine ben de yanıma almıştım ama siz tanıttınız, ben de Ben tanıtayım. sizden önce çıktım. Soru cevaplı engelliler ilmihali. Yine Evet. bu tarz işte Braille alfabesiyle cüzlerimiz, Kur'an-ı Kerimlerimiz var başkanlığımızın yine çıkardı. Bunlara örnek olarak yine yarınki hutbeyi de hatırlatalım. Yine engellilere konu olarak engelliler işlenecek inşallah hutbemizde de, Cuma hutbemizde. Başkanlığımızın başka ne tür faaliyetleri var bu engellilerle yönelik? Ne tür çalışmaları, ne tür faaliyetleri var? Bunlara neler örnek verebiliriz hocam? Şimdi bizim hocam üç tane temel alanımız var. Birincisi cami, ikincisi Kur'an kursu, üçüncüsü bugün manevi danışmanlık diye isimlendirdiğimiz alan. Şimdi dedik ya başta siz dediniz hocam engelli kardeşlerimiz ibadetle mükellef dedik biz de sonuç olarak. Evet. O halde bu ibadetler zaman zaman evde, zaman zaman camide olacak. Camide olacaksa kardeşlerimizin tekerlekli sandalyesiyle camiye gelebilmesi lazım. Bastonuyla gelebilmesi lazım, değil mi? İşitme engelli Evet. kardeşlerimizin belirli hizmetlerden faydalanabilmesi lazım. Dolayısıyla camilerimizin erişilebilir olması özellikle son derece önemli. Aynı şekilde Kur'an kurslarımızın erişilebilir olması hocam son derece önemli. Birincisi bu. Çalışmalar Evet. yapılıyor. 20 binin üzerinde camimizin Türkiye genelinde engelli kardeşlerimizin erişimine uygun olduğunu görüyoruz. Tabii eskiden bu kadar duyarlılık maalesef yoktu. Son 10 yıldır özellikle bu çalışmalar bir ivme kazandı. Tüm ülkemizde bu böyle. Ve inşallah daha da ileri bir noktaya gider. Eski camileri düzeltmek, yeniden dizayn etmek maalesef çok zor. Fakat yeni Evet. yapılan camilerimizin özellikle bu hususlara dikkat edilmeye çalışılıyor. Yani camilerin erişilebilir olması, ulaşılabilir olması ve oradaki hizmetlerden işte başta hutbe olmak üzere işaret dille Cuma hutbesi gibi kardeşlerimizin yararlanabilmesi. Bir diğer alanımız Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur'an kurslarımız. Kur'an kurslarımızda da hem Braille'le hem işaret diliyle eğitimler elhamdülillah ülke genelinde devam ediyor. Ve bu noktada çok iyi bir ivme yakaladığımızı ben düşünüyorum. İşte Eray Hocam bir taraftan nasıl tercümeyi yapıyorsa elhamdülillah bugün 81 ilimizde birçok ilçemizde aynı şekilde işaret dili bilen, Braille alfabesi bilen kardeşlerimiz var.
ve herhangi bir kardeşimiz Türkiye'nin herhangi bir ilinde ya da ilçesinde bugün ben Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum dediği zaman elhamdülillah kardeşlerimiz, hocalarımız bu hizmeti sunuyor. Elhamdülillah yani bu konuda çok iyi bir noktadayız. Bir kardeşimiz bu hizmete ulaşmak istediğinde hiçbir engel yok. Ne yapmak istiyorum, ne yapması gerekiyor? En azından müftülüğü, il ya da ilçe müftülüğümüzü arayıp engelli koordinatörümüze ulaşması olayı çözecektir. Ondan sonra hocamız, koordinatörümüz inşallah ilgili yerleri yönlendirecektir. Baktığımız zaman son 5 yılda 11 bin işitme ve Braille alfabesiyle kardeşimizin de bu eğitimden faydalandığını elhamdülillah görüyoruz. Siz yayınlardan zaten örnekler verdiniz. Artarak devam ediyor. Hem basılı yayınlar, hem dergimiz, hem de Diyanet TV'deki ve Diyanet Radyo'daki engellilere hem özel programlar hem de sürekli işte ilmihal ve diğer konuların hutbe başta olmak üzere işaret diliyle tercümesi elhamdülillah yapılıyor. O anda yapıldığı gibi bunu sosyal medya hesaplarından da yani geriye dönüp bugün YouTube'a girip bir ararsanız binlerce elhamdülillah yayın, soru, cevap çıkıyor işaret diliyle ve sesli olarak tabii görme engelli kardeşlerimizin de ulaşabilmesi için sesli kitap şeklinde bunlar devam ediyor. Diğer taraftan ise bugün manevi destek ya da manevi danışmanlık ve rehberlik diye ifade ettiğimiz yani insanlara ilahiyat bilgisinin yanında belirli psikolojik temellere de sahip hocalarımızın manevi temelli bir danışmanlık hizmeti sunması, onların yanında olması, zor günlerinde dertlerini paylaşabilecekleri bir kişi olarak, uzman bir kişi olarak, bu konuda eğitim almış bir kişi olarak bir çalışmamız var. Ve işte siz de Murat Hocam Allah razı olsun bu çalışmanın içindesiniz, öncülerindensiniz, sahadasınız elhamdülillah. Elbette mükemmel değiliz. Eksiklerimiz vardır fakat geriye dönüp baktığımızda bu konuda çok önemli adımlar atıldığını, güzel işler yapıldığını da görüyoruz ve kardeşlerimizin duasına da talibiz. Engellilik alanı dualı bir alandır. Hakikaten bu konuda adım atan herkes bunu çok iyi bilir. Ben de o kardeşlerimizden bizlere tekrar dua etmelerini istirham ediyorum. Sayın Başkanımızın da, Diyanet İşleri Başkanımızın da hem bugün mesajı vardı hem de hocamız Evet. bu konuda kendisine gelen tüm tekliflere açıktır, destek her zaman olmaktadır tüm yöneticilerimiz aynı şekilde. Dolayısıyla biz işte televizyondan radyosuna, koordinatörümüzden Kur'an kursu hocamıza, camimize, işaret dilinden hutbesine varıncaya kadar hocam, aklımıza gelen her alanda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Belki özellikle bu erişilme noktasında camilerimizin ortopedik engelli kardeşlerimiz için düzenlenmesi konusunda biraz daha fazla yol almamız gerekiyor. Fakat maalesef bu sıkıntı bütün hem kamu kurumlarında hem özel mülklerde, evlerde, yollarda maalesef bu sıkıntılar var. Bunları inşallah tüm toplum olarak hep birlikte aşarız. Tüm engelli kardeşlerimizin erişimine, ulaşımına, tüm binalarımızı, mekanlarımızı, sokaklarımızı, evlerimizi inşallah ve aynı zamanda tabii ki camilerimizi de uygun hale getiririz diye düşünüyorum hocam. İnşallah hocam. Hocam teşekkürler. Bu arada hani siz de buyurduğunuz gibi illerimizde gerek Braille alfabesiyle gerek işaret diliyle birçok kurslarımız var. Yine pandemi süreci Evet. öncesinde Eray Demir hocamın mesela burada Tokat'ta yaptığı Kur'an-ı Kerim eğitimi ve dini bilgiler eğitimi üzerine kursumuz vardı. Yine bayanlara yönelik kurslarımız var. Tabii pandemi sürecinden dolayı birçok şeye ara verdik maalesef. Evet. Hocam birçok izleyicilerimiz teşekkür ediyorlar size. Siz yorumları göremediğiniz için ben size ileteyim. Yine değerli il müftümüz Abdullah Pamuklu Beyefendi size Eray Hocama teşekkür ediyor. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum hocam. Murat Hocam bitiriyoruz anladığım kadarıyla. Evet hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bu imkanı bizlere verdiğiniz için başta Tokat olmak üzere tabii başka yerden de izleyenler, takipçiler vardır. Ben kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ben de Sayın İl Müftümüz Abdullah Hocama, sizlere Eray Hocama teşekkür ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler.
Dünyanın sıkıntısı geçer. Cenab-ı Hak bizi inşallah kabirde, ahirette sıkıntıyla karşılaştırmasın. Bu akşam burada buluştuğumuz gibi inşallah cennette buluşabilmeyi hepimize nasip eylesin diyerek ben de muhabbetlerimi, saygılarımı sunuyorum hocam. İnşallah hocam, Allah razı olsun. Hocam çok keyifli bir program oldu. Kıymetli zamanınızdan bizleri ayırdınız, bizleri kırmadınız. Şahsım ve Tokat Müftülüğü adına tekrardan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Eray hocam, size de çok teşekkür ediyorum. Allah razı Bizleri olsun diyorum. kırmadınız. Burada konuşmalar aktardınız. Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Kıymetli izleyicilerimiz, zamanınızı ayırdığınız, siz de bizleri izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, tekrar başka programlarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.